Başkanım hayırlı olsun. Pazar günü bir ilçe kongresi var CHP'de, onun pazar ilçe teşkilatı için. Siz de yeniden adaymışsınız, bu doğru mudur? Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Odun Pazar İlçe Başkanı'nın 6. olağan kongresini bu pazar Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Bütün partili arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Evet, yeniden adayız. Arkadaşlarla bir karar aldık. Bu süreci bir daha birlikte götürme kararı aldık. Delegelerimizin kararıyla Odun Pazar İlçe Başkanlığı yönetimini yeniden şekillendireceğiz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte de ülkenin genel sorunlarında ya da yaklaşan yerel seçimlerde ciddi bir başarı elde edebilmek adına Eskişehir'de, Büyükşehir'de, Tepebaşı'nda, Odun Pazarı'nda ve diğer ilçelerde belediye başkanlıklarımızı yeniden çoğaltabilme adına sokaklarda yürümeyi, biraz daha hızlı çalışmayı gayret içerisinde devam ettireceğiz. Şehirdeki ahenk, renk, denge bozulmasın diye çaba sarf ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, şimdi az önce Yemen Yağcıoğlu adaylığını açıkladı. Siz adayım diyorsunuz. Bir ismin de hazırlandı, konuşuluyor. Rakipleriniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Genç arkadaşlarımızın önünü açmak tabii ki olması gereken, yaşanması gereken önemli bir süreçtir. Bu süreçte adaylar çıkacak. İl ilçe başkanlıkları ya da diğer başkanlıklar insanlara çok fazla kalıcı değil. Değişimler yaşanmalı, değişimler olmalı. Ama sağlıklı değişimlerden her zaman yanayız. Değişim derken kim buna nasıl aday? Evet, herkes kendi kararını verecek, çıkacaklar, aday olacaklar. Bu bir demokrasi yarışıdır. Parti içinde bunu kavgaya dönüştürmemek lazım. Bütün arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi parti adına çalışmalar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması adına çalışmalar yapıyor. Ya da yerelde belediye başkanlıklarımız kim olacaksa, adaylarımız kim olacaksa, onların yerelde başarısı için çaba sarf edeceklerdir. Biz olmuşuz, olmamışız. Kim olursa olsun. İnanıyorum ki diğer bütün arkadaşlarımız da aynı başarıyı, aynı çalışma azmini hem kırsalda hem merkezde bunu gerçekleştirecektir. Bütün herkese başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlarımı da öpüyor, kucaklıyor ve önlerinin açılması için de çaba sarf edeceğimizi de söylüyoruz. Ama bu bir yarış. Evet, biz 2 yıl daha bu yarışın içerisindeyiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Kırmadan, dökmeden, üzmeden bu yolda birlikte mücadele etmeyi başarabilirsek parti kazanır diye düşünüyorum. Demokrasi kazanır diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim, benim son sorum da şu. Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la adaylığınız konusunda görüştünüz mü? Kazım Kurt hakkındaki görüşlerinizi sorabilirim. Kazım Kurt Başkanım Odun Pazarı Belediyesi'nde çok önemli işlere imzasını atmış ve bunu da kanıtlamış bir başkanımdır. Zaten kendisi orada bir belediye başkanlığına devam ettiği sürece, olduğu sürece ben de bunu söylemeye çalıştım. Burada etrafında, çünkü uzun süreden beridir desteklerini hiçbir koşulda, hiçbir yerde esirgemeden yanımızda oldu. Ben de kendisini ta incelerden, 30 yıllık bir süreçten beri tanırım. Halk evlerinden tanırım, vakıflardan tanırım. O süreçten beri bizim bir birlikteliğimiz var. Eskişehir'de, Odun Pazarı'nda da sağlıklı işleri kendisinin de yapacağına inanıyorum. Kendisinin desteğini de aldım. Ben de kendisini destekliyorum bu anlamda. Yarınki süreçte şunun da önünü açarak söylüyorum. Yarın Büyükşehir, Odun Pazarı'nda, Tepebaşı'nda başkan adaylarımız kim olursa olsun biz etrafını doldurmak için bütün alanlarda, sokaklarda, caddelerde, köylerde, kırsalda, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında, her yerde oyu arttırabilme adına, yereli kaybetmeme adına, ki şuna da çok iyi bir şekilde biliyor ve inanıyoruz ki Türkiye'deki içine düştüğümüz bu dar alan, bu siyasetin dar alana girmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümesi yine yereldeki başarılarımızın devamıyla olacağına kesinlikle inanıyorum. Sadece burada değil, Türkiye'nin her alanında yerel seçimleri kazanıp büyümemiz gerekiyor ve bu sıkışan siyaseti, bu yozlaşan siyaseti biz bir şekilde omuz omuza hem yerelde hem örgütlerin yan yana gelişiyle aşacağımıza inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Değişimi zaten şu anda herkes söylüyor ama nasıl bir değişim, neye göre değişim? Kırmadan dökmeden değişimden yanayız. Genel merkezimizde de kırmadan dökmeden değişimden yanayız. Anlaşarak insanlar birbirini kırmadan, genel başkanımız dahil Sayın İmamoğlu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir adaylığını tekrardan açıkladı. Parti meclisi dahil herkes her alanda küskünlükleri yaratmadan devam etmeli ve bu oluşumu birlikte sağlamalı. Evet, değişim olmalıdır. Değişim şarttır. Çünkü bu değişimi şu anda partimize oy verecek olan bütün alanlardaki partimize oy veren insanlarımız, yaşayanlarımız diyor. Bir bu değişim şart diyor. Bu değişimi yapmanız gerekiyor diyor. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Evet, değişim sağlıklı bir değişim olmalı. Sağlıklı değişim
tamamen partiyi kucaklamalı ve insanlara da bir rüzgar estirmenin bir yolunu bulmak zorundayız biz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Evet, değişim taraftarıyım, değişim olmalı da sonuna kadar da savunuyorum.